Arkadaşlar merhabalar. Geldik sona. Yani mikro orijinal TET AYT Geometri Soru Bankası'nda katı cisimler konusunda ÖSYM tarzı teşbihinin çözümünü yapacağız. Çözümlere geçmeden önce şöyle bir konuşalım. Ya yani, şimdi videoya başlamadan önce şöyle kendime sordum. Bu kitabı öğrenci yine kattı. Gerçekten çok güzel şeyler kattı. Temelden alıp orta seviyede ve ÖSYM'nin soru cihaz çok güzel, çok orijinal, çok böyle ya yani fikirleri böyle çok böyle hoşuma giden sorular vardı. Sana çok güzel şeyler kattı. En temelden aldı, seni orta seviyeye getirdi, belki de ileri seviyeye getirdi. Çünkü bakış açını geliştirdi. Hatta ben kendime şu soruyu da sordum, bana ne kattı? Bana da gerçekten bu kitaba kattığı çok şey var. O yüzden orijinal yayınlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir şekilde bir kitap hazırlanmış. Ve bu arada elinden geldiğince bu güzel kitabı da sana aktarmaya çalıştım. E i̇nşallah faydamız dokunmuştur. Çok da fazla konuşmayalım isterseniz. Hadi bakalım. ÖSYM tarzı test besin yani kitabın son testinin çözümlerine başlayalım. Yüksekliği 12 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın kapla aynı tabana sahip dik konu biçiminde bir kapağı vardır. Bu kap şekil birdeki gibi yarı yüksekliğine kadar su ile doldurulduğunda kapağın tepe noktası su yüzeyine değmektedir. Yarı yüksekliği yani 6 6 yüksekliği olacak. Peki silindirle konu iç içe olunca burası V iken bunun hacmi ne oluyordu? 3V oluyordu. Peki hocam alttaki 6 yüksekliğinde 3V hacmi varsa 6 yüksekliğinde burada da 3V hacmi olmaz mı? Evet. Yani kabın hacmi tamamen 6V yaptı. Suyun hacmi de 3V yaptı. Hocam şu kapak burası V. Suyun hacmi de şurası 3V değil mi? Toplamda burası 4V yapmadı mı? Yüksekliklerle hacimler doğru orantılıydı. 3V'de 6 yüksekliği varsa şöyle 3V'de 6 yüksekliği varsa o zaman 4V toplam burası 4V yaptı ya 4V'de ne kadar yükseklik vardır? 2 katı 2 katı soru işaretleri böylelikle 8 buluruz. Yani birinci soru Cihan çıkar. 2'ye geldik. Küp biçiminde bir tahta parçası şekildeki gibi bir düzlem boyunca kesilerek hacimleri oranı 3 bölü 5 olan iki parçaya ayrılıyor. Şimdi hacimleri oranı 3 bölü 5 diyor ya arkadaş şurada tabanı ya yani bu nasıl bir prizma? Tabanı bu olan bir prizma. Taban ve taban aynı değil mi? Arka tarafta da aynı oluyor. E, yandaki bu tabanı bu olan prizma. Yamuk olan prizma. Peki burada ne oluyor? Hacimleri oranı demek tabanları oranı demektir. Çünkü hacimleri oranı taban alanı çarpı yükseklik ya. Mesela taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik şurası H. E, bu sarıda da taban alanı çarpı yükseklik. Yani B çarpı H. Bak oranladığın zaman taban alanları oranı ne oranına eşit oldu arkadaşlar? Taban alanları oranı hacimleri oranına eşit oldu. Yani buradaki hacim 3 aysa Bak buradaki hacim 3 aysa Şuraya yazayım. 3 aysa ise. Buradaki hacim şey taban alanı 3A ise buradaki taban alanı 5A diyebiliriz. E ne yaparız burada alan dağıtalım şöyle. Hocam tamamı 8A köşegen çizdiğimiz zaman 4A 4A diye paylaşacak. E o zaman buraya da A kaldı. E güzel bir şey çıktı burada. 1'e 3 oran var. O zaman 1'e 3 oran varsa şurası A ise burası 3A diye söyleyebiliriz. A 3A. Yani kübün bir kenarı 4A mı oldu arkadaşım? Evet. Şimdi oluşan büyük parçanın yüzey alanının küçük parçanın yüzey alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi tabanlı şurası seçtiğimiz zaman. Küçük parçada. Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Taban alanları. Ya burası ne? 4A. Ya alanlar oranı isteniyor ya. Bence 1'e 3 diyelim şöyle. 4 diyelim bir kenara da. Yani A ile uğraşmayalım bence. Alanlar oranı isteniyor çünkü. Şu şekilde deyip ona göre alanları oranlamaya çalışalım. Şimdi şekil 1'deki pembe kısmın alanı 3, 4, 5 bir kere. E, 3x4 bölü 2. 12 bölü 2'den 6 aslında burası. 4'e Yazayım. 3 çarpı 4 bölü 2'den 2 tane var. Taban alanları. Artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi. Yani 3, 4, 7, 5, 12. 12 çarpı yükseklik değil mi? Yükseklik de zaten 4 değil midir kardeşim? Evet. Taban çevresi çarpı yükseklik de. Bölü şu. Tabanı yamuk olan bir prizma. Taban alanı şöyle bir yamuk. 4, 4 burası. 1 burası. Şurası da 4 değil mi? Alt taban artı üst taban. 5 çarp yükseklik. Yani yazayım taban alanı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den 2 tane var. Alt taban üst taban. Sonra taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi arkadaşlar? Evet taban çevresi çarpı yükseklik de yan alandı. E biz burada ne yapacağız? Şöyle taban çevresini bulmak için 1 ise 1, 3 kaldı. 4, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 yaptı. Taban çevresi 4, 8, 9, 14 yaptı. 14 çarpı yüksekliği de 4 değil mi? Evet 4. İşte bu oran isteniyor bizden. Şu şu gitti. 48 artı 12 50 mi yapıyor? E, 60 yapıyor. 60 bölü Gitti gitti. Bu 56 yaptı. 20 daha 76 yapıyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Oranlayacağız bakalım. Bunu oranlayalım. Bunu 6'ya bölsem 15. Bunu 6'ya bölsem 19 mu çıkıyor? Yok. Ee, 6'ya böl 4'e bölsem pardon 15. 4'e bölsem 19 mu çıkıyor? Evet. Şimdi benden a biz küçüğün büyüğü oranını bulduk. 15 bölü 19 diye. Büyüğün küçüğü oranı soruluyormuş. Tam tersi cevap böyle ne çıkar. Cehan çıkar arkadaşım. Tamam. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik olduğunu unutmayın. Alanda taban alanlarında iki tane var ve taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde çıkıyordu. Evet bu da güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Geldik bir sonraki soruya. Üçüncü soruya. Yukarıda uzunlukları birim cinsinden verilen dikdörtgen, dik üçgen ve yarım daire göstermiştir. Bu üç şekil. Üç birimlik kenarları etrafında döndürüldüğünde 1, 2, 3 şeklini oluşturduğu cisimlerin hacimleri. Arkadaş şu üçün etrafında döndürdüğüm zaman şöyle bir silindir mi oluşuyor? Yarı çapı 1 olan bir silindir. Şu üçlükte etrafında döndürdüğüm zaman yarı çapı 2 olan bir konu mu oluşuyor? Evet. Şu üçlük etrafında döndürdüğüm zaman da bir küre mi oluşuyor arkadaşlar? Evet. Yarı çapı daha kaç olan? 3 bölü 2 olan bir küre oluşuyor. Şimdi ee, cisimlerin hacimlerinden bahsediyoruz. A1. A1 dediğimiz nedir arkadaşım? A1 dediğimiz pi r kare çarpı 3. Pi r kare çarpı 3. Yani 3 bir yaptı. A2 dediğimize bakalım. Pi R kare çarpı 3 bölü 3 yapar. Gitti gitti. 4 Pi yaptı. A3 dediğimizde arkadaşım ne oldu? Böyle döndürdüğümüzde tam bir küre. 4 bölü 3 Pi R küp. Yani 27 bölü 8 yapıyor değil mi? Ee, evet. 27 bölü 8 yapıyor. İşte buradaki hacim de bu. 4 bölü 3 Pi R küp. Hocam şunlar sadeleşse 2 yapar. Bunlar sadeleşse 9 yapar. Yani A3'ü de ne bulduk? 9 bölü 2 4.5 pi olarak bulduk. Şimdi bunları sırala diyor. En büyük 4.5 sonra bu sonra bu. Yani A3 büyük A2 büyük A1 şeklinde çıktı. Yani cevap böylelikle C han çıktı. Üçüncü soruda. 4. soruya geldik. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir şeklinde yapıyorduk. Hemen merkezleri birleştirdik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. de yaptık. Burada da yaptık. Burada da merkez T'ye çektik kürenin yüksekliği 6 birim olarak verilmiş. E yüksekliği 6 ise dikkat. Burası r, burası r, burası r, burası r, burası r, burası r. 2 4 6. Yani 6r ise 6 ise r'yi buradan 1 buluruz. Sonra e, ne yapılmış? Burada daha sonra bilyelerin tamamı içine içi, su içinde kalana kadar silindir dolduruluyor. Evet. Şu silindir ile bilyeler arasında su varmış. Bu aşamadan sonra su miktarı değiştirmeden en üstteki bilye silindirden çıkarılırsa suyun yeni yüksekliği ne kadar olur diye soruluyor bize. Ya arkadaşım bir kere buraya kadar su miktarı var mı? Var. Bir kere şuraya kadar su miktarı var. Tamam. Su miktarı var. Buraya kadar da yüksekliğin kaç olduğunu biliyoruz? 4. Sadece ben bunu çıkartacağım. Bunu çıkarttığım zaman ne olacak? Arkadaşlar ee, bunu çıkarttığım zaman şu kadarlık bir hacim. Bilye hacmi kadar hacim eksilecek ya. Yani eksilen hacimle şuradaki suyun hacmi sonuçta su buraya kadar gelecek buradaki suyun hacmi birbirine eşit olmak zorunda mı değil niye ee, şu boşluğun hacminin birbirine eşit olması lazım değil mi su buraya geldi ya boşluğun hacmiyle silindirin hacmi çünkü silindiri çıkarttım. silindir hacmi çıktı o zaman boşluk yukarıdaki boşlukla silindirin hacmi birbirine eşit olacak o zaman ben buraya bir haç dersem eğer yarıçapı kaçtı bunun yarıçapı da 1 bulduk silindirin de yarıçapı 1 çıktı pi r kare çarpı h boşluğun hacmi 4 bölü 3 pi r küp kürenin hacmi. O zaman buradan ne geldi arkadaşım? Pi'ler gitti mi gitti. H'ı da buradan 4 bölü 3 mi bulduk? Evet. H 4 bölü 3. Normalde burası 2 değil miydi? Evet. Bak şuraya kadar 2 idi. Sen 2'den 4 bölü 3 çıkartırsan 2 eksi 4 bölü 3 ne yapıyor? 3 kere 2 6. 2 bölü 3 mi yapıyor? Evet. Yani senin şuraya 2 bölü 3 kaldı. Yeni suyun yüksekliği soruluyor. E arkadaş buraya kadar 4. Buraya kadar 2 bölü 3. 4 artı 2 bölü 3 soruluyor bize. 4 kere 3 12 artı 2. 14 bölü 3 yapar cevap. Evet cevap Edremit yaptı. Gerçekten güzel bir soruydu. Bak 2 bilye çıkartmadım. Su buraya kadar zaten dolu. Bu bilye çıkarttığın zaman e, boşluk bilyenin hacmine eşit olacak. Onu hesapladık. Buradan haşı bulduk. Haşı bulduk daha sonra 2 bölü 3'ü bulduk. Toplam yükseklikte 14 bölü 3 çıktı. Gerçekten bu da güzel bir soruydu. Evet 4. soru Edremit geldik 5'e. 5. soru ne diyor? Oo. Şimdi burada ayrı uzunlukları 1 2 3 olan küpler üst üste konulmuş. Yüzey alanlarını sırala diyor. Arkadaş burada görünen yüzey çarpı 2 biraz sıkıntı olur çünkü tabanları hariç diyor. E tabanı hariç tutarsam çarpı 2 hikayesi biraz kafa karıştırır. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi şuradakinin alanını bulalım. Yeşil alanı bulalım. Normalde yeşil alan nedir arkadaşım? 5 tane yüzey var taban hariçte. 5 tane 3'ün karesi. Yani 5 kere 9 45 olması gerekiyor. Normalde üst üste konması. Hocam burası da normalde ne olacak arkadaşım? 6 tane yüzey değil mi? 6 tane mavi yüzey. Tam üst üste konanları biraz sonra halledeceğim. 6 tane 2'nin karesi yani 24 yapar. Bu da 6 tane 1'in karesi yapar. Yani kaç yapar burası? 6 yapar. Yani topladığımız zaman 45 şu 45 ile 30'un toplamı da 75 yaptı. Bu alan komple 75 ama şurası üst üste gelmedi mi? Biz tüm alanda burayı iki defa saydık. Bir buranın üstünde bir de buranın altında. Buranın alanını iki defa çıkartacağım. Burası da 2 birim 2 birim. Yani 2 tane 4 çıkartacağım. Eksi aynı şekilde buranın alanını da iki defa bir üstte bir altta hesaplamadık mı tüm alanda? Hesapladık. Yani 2 tane birin karesini çıkartacağım. 2 tane birin karesini çıkartacağım. O zaman 8 eksi yani 8 10 mu çıkartacağım? Evet. Buranın alanı o zaman 65 yaptı. Tamam. Geldik buraya. Normalde buranın alanı nedir? 5 tane yüzey var. 5 tane 3'ün karesi. Normalde 5 tane 3'ün karesi. Yani 45. Burası nedir? 6 tane 1'in karesi. 6 tane 1'in karesi. Yani 6. Burası nedir arkadaşım? 6 tane 2'nin karesi. Yani 24 diye bulmuştur zaten bunu. Şimdi burası tüm alan ne yapıyor? Yine topladığımız zaman 75 yapıyor. E 75'ten ne? Hocam bu alanı ben iki defa bir üstte bir altta hesapladım. Yani bu alan nedir arkadaşım? Buraya bak bakalım. Şurası 1 değil midir? Hocam burası 1. 1 değil mi? Yani 2 tane 1 alanı. Sonra burada da yine bu 2 tane 1 alanı var burada. Eksi 2 tane 1 alanı. O zaman 4 çıkartıyorum. Bu alanda kaç yapıyor o zaman? 71 mi yapıyor? Evet. Geldik buraya. Bu alan nedir? Hocam 6 tane 1'in karesinden 6. Bu alan bu sefer 6 tane. Bak buralarda taban hariç diyor ya. Şuradaki taban hariç. E, buradaki taban 5 yazmıştık. Burada da 6 tane 3'ün karesi olacak değil mi? Yani 6 kere 9, 54 yapar burası. Bu alanda 6 tane 2'nin karesinden 6 kere 4, 24 yapar. Şimdi bunları topla. 30 yaptı şu ikisi. 6 tane 1'in karesi değil bu. 5 tane 1'in karesi olacak tabana hariç dediği için. Yani burası 5 yaptı. Şimdi bunları toplayalım. Ee, 54, 24 daha 78 yapar. 5 daha e, 83 yapıyor. Burası tüm alan 83. a Burada hocam 2 tane 1 yüzeyi hem üstte hem altta saymış olduk. Onu çıkartacağım. Hocam burada da iki tane 4 yüzey değil mi? Burası yüzey alanı olarak. Bir üstte bir, bir altta saydım. İki tane 4 yüzeyini de çıkartacağım. Yani 8, 10 çıkartacağım. Bu alanda kaç yapıyor o zaman? 73 yapıyor dostlar. Sıralama olarak ne oldu o zaman? En büyüğü S3 sonra S2 sonra S1 mi oldu? Yani cevap böyle denizli oldu. Bu da güzel bir soruydu. Beşinci soruda arkadaşım. Ya da böyle kaybolan alanlara da bakabilirdik böyle. Bu taban hariçte bu alan kayboldu. Bundan iki tane kayboldu. Bundan iki tane kayboldu deyip o şekilde de yorum yapabilirdik. Ama bu da güzel oldu. Bu şekilde verilen ifadelerde tüm alanı nasıl bulabiliyoruz onu da sana göstermiş olduk. Taban ağrış dediği için burada 5 tane 3'ün karesi. Bu da 5 tane 3'ün karesi. Burada 6 tane 3'ün karesi. karesi oldu. Buradaki taban ağrışta 5 tane 1'in karesi oldu. Bak taban ağrış dediği için. Tamam. Evet. Böylelikle 5'i bulduk. Geldik 6'ya. Arkadaş ne yapıyoruz? Uçlarından biri açılmış olan kurşun kalemin açılmamış olan gövde kısmı dik dairesel silindir biçiminde olan dik dairesel konudur. Tamam. Şekil 1'de kalemin gövde kısmının hacmi uç kısmının hacminin 9 katıdır. Yani burası V iken burası 9V'dir diyor. Arkadaş ben bunu böyle gördüğüm zaman hemen bir silindir yaparım. Koni ile silindir iç içeyse. Burası V iken bunun hacmi nedir? 3V'dir değil midir? Evet. O zaman burası 3V, burası 9V ya. Yani burası yükseklik olarak haçsa burası yükseklik olarak bak 3V'ye şey diyelim aslında isterseniz. Ee, şurası 9V. Tamam neyse. Burası haçsa burası ne olacak o zaman arkadaşım? Burası da 9V'deki de 3 açma olacak. Evet hacimlerdeki oran 1'e 3 ise yükseklerdeki oran da 1'e 3 oldu. Eyvallah. Şimdi biz ne bulduk arkadaşım? Şuraya kadar h artı 1 mi bulduk? Evet buraya kadar h artı 1 bulduk. O zaman burası ne oldu? 3 h eksi 1 oldu. Şimdi öbüründe de ne olmuş? 5 katı olmuş. Hmm. Yani burası da V2 diyelim mesela. Ya da buraya hacmine A diyelim mesela. Yine bir silindir yapalım. Silindir yaptığımızda buranın 3A mı olacak? Evet. Şimdi burası A iken eee şey gövde kısmının hacmi, uç kısmının hacminin 5 katı olmuş. Burası 5A olacakmış ya. Şimdi burada da 3'e 5 oran var. Evet yani hacimler oranı 3 bölü 5 mi oldu? Hacimler oranı yüksekler oranı eşittir. H artı 1 bölü 3H eksi 1'e eşit olmak zorunda. İşler dışlar. 5H artı 5 eşittir. 3 kere 3 9H eksi 3 yapar. Buradan da 8 eşittir 4H yapar. H'ı da böyle 2 olarak buluruz. Kalemin boyu isteniliyor. Kalemin boyu 4H değil mi? Evet 4H isteniliyor. O da kaç yapar? 8 yapar. Bu da gerçekten güzel bir soru. Buna dikkat edin. Böyle koni ile silindir iç içe verildiğinde ben hemen V 3 V hemen onu silindir içerisine alıyorum. V 3 V kullanıyorum. Sonra burada hacimlerdeki yükseklik oranı yükseklik oranına eşitliği de kullanıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. En etkili çözüm budur. ÖSYM'de bununla ilgili güzel şeyler soruyor. Lütfen dikkat. Evet geldik 7. soruya. Şekilde Dikdörtgenler prizması biçimindeki iki bölmeli gri giysi dolabı göstermiştir. Kapakları bölmeleri aynı uzunlukta boyutlarda verilmiş. A ile B arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Tamam kardeşim. A ile B arasındaki uzaklık isteniyor. Şurası. Şimdi burası 120 mi? 120. Tamam. Şurası 40. Şuradaki uzunluk 40'sa açıldığı zaman burası da 40 mı yapıyor? Evet. Şimdi burası 200. Şurası 120. Dolap kapağı şöyle açıldığında burası da 120 mi oldu? Evet. Şimdi arkadaşım benim şuna ait bir 90 derece elde etmem lazım. Bak dikkat et. Şuradaki uzunluk 120. Dikkat dikkat 120. Şuradaki uzunluk 40. E ne yapacağız? Hocam burada ben şunu bulmak için şunu şöyle uzatsam. 120 ise buraya 60 mı kaldı? E, pardon 80 mi kaldı? Evet. Uzattım bunun uzantısı buraya kadar geldi. Mesela komple bu kapak böyle açılmış olsaydı. E hocam bu zemine paralel ya. Buradan da şunu şöyle çizersem. Bu üst yüzeye dik olduğundan burası da 90 derece olmaz mı? Olur. E o zaman burada bu olayı bu şekilde bulabiliriz. Burası 90 derece mi? 90 derece. Burası da 90 derece. Artık ilk etapta şurada bir Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Sonra 40 k burası da 40. 200 iken burası da 200. Ee, sonra burada da burayı bulabiliriz. Vallahi sıfırlar canımı sıkıyor. 8 ve 12 şeklinde düşünelim bunu. Sıfırlar yokken gibi düşünelim. Yani burası 8 ve 12 iken. Yani dik üçgenin kenarları. Şöyle 8 ve 12 iken. Hocam 8 dediğimiz 4'ün 2 katı. Burası 4'ün 3 katı. O zaman burası da 4'ün kare içinde karesi artı karesi. 4 artı 9'dan 13 yapar. Burayı 4 kök 13 buldum. Hocam 4 kök 13 buldum ama sıfırları attığımızda o zaman burası 40 kök 13 mi olur? Evet. Sonra bir de burada pisagor bağıntısı. Oradaki pisagor bağıntısını da şöyle göstereyim. Hocam burası 40 kök 13. Burası 240. 240. E buradaki x uzunluğu isteniliyor bizden. 40 ortak çarpan değil mi? 40 çarpı 6 burası. 40 çarpı kök 13 burası. O zaman x de neye eşit olacaktır? 40 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 13 artı 36 yapar. 49 yapar burası. Yani 49 da 7 olarak çıkar. 40 çarpı 7'den cevap 280 olarak çıkar mı? Çıkar. Evet cevap C an oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 8'e. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın içine dik dairesel silindir biçiminde bir mum tabanları çakışacak biçimde yerleştirildiğinde mumun kabın içinde kalan kısmının hacmi 20. Evet, kabın içinde kalan kısmın hacmi 20. Evet, şuradaki kısmı bak 20 verilmiş. Aha, buradaki kısım 20 verilmiş. Kalan kısmın hacmi 20, dışında kalan kısmın hacmi de 25 olarak verilmiş. Burası da 25 olarak verilmiş. Sonra mum yakılıp tamamen erimesi bekleniyor. Mum eridiğinde kaptan taşmadan kabın tamamı doluyor. Arkadaş, mum eridiğinde kabın tamamını ben dolduruyorsam o zaman şuradaki kısım ne oluyor? Hocam buraya doluyor. Yani şu arayı dolduruyor. Ha 25 ile burayı doldurdum. E burası da 20. Erise de hacmi 20 olacak zaten. Toplam hacim burası toplam hacim 45 mi yapacak tamamını dolduruyormuş. Evet. Mumun yarı çapının kabın yarı çapına oranı nedir diye soruluyor. Bunun yarı çapına R diyelim. Büyüğünün yarı çapına büyük R diyelim. O zaman ben ne diyeceğim? Şuradaki hacim arkadaşım. E, şunun hacmi değil mi? Bunun hacmi pi R kare çarpı H. Arkadaş burada hacimler verilmiş ya. Yani hacimlerde oran yüksekler oranı eşittir. 25 bölü 20 neye eşittir? 5'e böl 5, 5'e böl 4. Yani burası 5 haşken burası 4 h mı olacak? Evet. Şimdi pi r kare çarpı 9 haş neye eşit olacaktır? E, bunun hacmi neye eşit olacaktır? Pi r kare çarpı bunun yüksekliği kaç? 4 haş. İşte bunlar da birbirine eşit oluyor. İşte burada pi'ler sadeleşti. Bu o zaman buradan ne geliyor? Haşlar da sadeleşti. Bizden e, mumun yarı çapının kabın yarı çapının oranı R kare bölü R kare isteniyor. O da 4 bölü 9 yapar. Kare kökünü alınca R bölü R de kaç yapar? 2 bölü 3 yapar. Cevap denizli oldu. Bu da güzel bir soruydu. Mum tamamen eriyip burayı doldurdu ya. Yani bu büyük silindirin hacmiyle mumun hacmini eşitledin. E buradaki 20'ye 25'ten dolayı yüksekleri oranını buldum sadece burada. O çok önemli bir hamleydi ama. Evet 8. soru denizli. Geldik 9'a. <laughs> 9. soru çözemiyorum. Maalesef ÖSYM tarafından çözülmüş bir soru. Telif hakkı nereden çözeceksiniz? Uygulamadan bakarsınız. Evet. Rafın bölmelerinin toplam hacmi isteniyor bizden. Her birinin kalınlığı 2. Her birinin kalınlığı 2 olarak verilmiş arkadaşlar böyle. E burası 11 birimse buraya kaç kaldı? 11'den 4 çıktı 7 mi kaldı? Evet burası 7. Hocam şuradaki zaten 8 birim ama bak burada dikkat et kalınlık 2. Buraya 6 mı kaldı? Evet şurası 6'yı kalıyor dikkat edin. E o zaman Neresi kaldı? Şurası mı kaldı? Evet, kalanlık 2 birim. 2 birim, 2 birim, 2 4 6. Arkadaşlarım ne yapacağız? 2 4 6'yı çıkarttım. 21'den 6'yı çıkarttıracağız. Ne kalıyor? Hocam, 21'den 6 çıkartınca 15 kalıyor. Yani şu ve şu 15 yapıyor mu toplamı? Evet. Değil mi? 15 yapıyor. Yani xken burası da 15 x mi olacak? Evet. Rafın bölmelerinin hacimleri. Hacmi kaç birim küptür? Yani bunun hacmi x 6 ve 7 çarpımı x 6 ve 7 çarpımı artı öbürünün hacmi de 15 eksi x çarpı burası 15 eksi x. Şurası hala da 6 burası da yine 7 mi? Evet 6 ve 7 isteniyor bizden. E ben burada 6 çarpı 7 parantezine aldığım zaman buradan x kaldı. Buradan da 15 eksi x kaldı. Hocam şunlar şunlar gitti. O zaman cevap 6, 7 ve 15'in çarpımı yapar mı yapar. 6 ile 15'i çarpımı 90 yapıyor. 7 kere 9 63 yapıyor. Bu da 630 mu yapar? Evet. Cevap böylelikle Ceyhan çıkar. Güzel bir soruydu bu da. 10. soruyu bulduk. Geldik 11. soruya. Şimdi ne yapmış burada? Mavi renkli bir küp. Şu bir küp. Küp biçimindeki bir tahta bloğu kalınlıkları 3 birim ve 2 birim olan eşit hacimli. Evet kalınlıkları 3 birim ve 2 birim olan ve eşit hacimli. Eşit hacimli. Şimdi bu küp ya. Küpün kenarına x diyelim. E, küpün kenarıyla çakışmış. Burası x. Burası da x değil mi? Diğer kenarıyla da çakışmış. Evet. <laughs> Sonra burası ne yaptı? Dikkat et x. Burası 3'tü. Sonra burası da x değil mi? Evet. Şimdi şunun hacmiyle şunun hacmini ne vermiş? Birbirine eşit vermiş. O zaman eşitleyelim. Çünkü diyor ki bize eşit hacim dedik. dik prizma biçimde iki tahta blok yapıştırılmış. Tamam. Bunun hacmi x 3 x ve x değil midir? Evet. 3 x ve x. Diğerinin hacmi nedir? Hocam x artı 3 x ve 2 x artı 3 x ve 2 x'ler nanay oldu. Buradan 3x e eşittir 2'yi dağıtıyorum. 2x artı 6 yapar. X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Evet dikdörtgenler prizması. Son durumda oluşan dikdörtgenler prizması isteniyor bizden. X'i e 6 bulduk ya. 6 burası 3 burası toplamda 9 yaptı burası. X'i e 6 bulduk. 6 ise burası 6. X 6 burası da kaç yaptı? 8 yaptı. 9, 6 ve 8'lik kısmın 9, 6 ve 8'lik kısmın hacmi isteniyor. Hocam bu da kaç yapıyor? 9 çarpı 48 yapıyor. 9 kere 8 72. 4 kere 9 36. 36. Bir dakika. 48 ile şunu çarpayım ya. 48 ile 9'u çarpayım. 9 kere 8 72. Elde var 7. 36. 7 eklersem kaç yapıyor o zaman? 9 kere 8 72. 4 36. 7 eklersem 32 yapıyor. 432. O zaman cevabı 432 olarak buluruz. Çarpmada bazen sıkıntı yaşıyorum kardeşim. Kusura bakma. 11. soruyu böylelikle Denizli bulduk. Ve 12. soruyu da maalesef çözemiyorum. Teliften dolayı. Ama sen uygulamadan çözersin. Ve böylelikle bu kitabı bitirdik gençler. Evet çok güzel sorularla zaten videonun başında konuştuk. Çok güzel sorularla bu işi hallettiğimizi düşünüyorum. Hatta kendimi şöyle büyüteyim öyle bir konuşayım. Çok güzel sorularla karşılaştık. Kolay sorularla da karşılaştık. Orta sorularla da karşılaştık. Yeni neslin çok yeni böyle kalıplarıyla karşılaştık. Valla ben çözmekten zevk aldım. Sana da çok şey kattı. Bana da çok şey kattı. Bu işi de burada bitirdik. Umarım katkıda bulunmuşumdur. Tek yapman gereken bir Allah razı olsun hocam demen yeterli. Bizim için önemli olan buydu. Biliyorsunuz yaptığımız işlerde. Ben elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Eğer sen de yaptıysan mutlak başarıya sen de ulaşacaksın. Sonraki derslerde, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.